Biliyor musun onu? Onu biliyorum da şey çağırmak için gibi bir şey. Lan lan falan yapıyorsun böyle bir şey. Oğlum biz o kadar kaba insanlar mıyız ya? Bak benim şey mahalledeki maçolar gibi yani. Lan gel buraya, gel buraya bakalım. Ha. İsmi daha çok zor olduğun için sadece Jun kullanıyorum. Ha, normalde ne? Ha Songjun. Aa çok iyi, dur bir daha söyle. Ha Songjun. Ha Songjun. Evet. Oo çok güzel telaffuz. Evet çok güzel konuşuyorsun. Oğlum ben 2 ay önce bir tane abi Kore dizisi izledim. Şimdi abi öncelikle şöyle bir hoş geldin lokumu vereyim sana. Oo, buyurun efendim. Hepsi senin olsun. Al. Hepsi. Buyurun efendim. Hangisini seçtim? Bunu alıyorum. O sanıyorum ki narlı. Bir de şunu alsana, şu güzel. Tamam. Hepsinden al sana. Tamam. Hepsinden al. Yok yok. Hepsinden. Hepsine... Farklı farklı. Aha. Nasıl lokum? İyi kardeşim. Ama fazla. Asil. Türk mutfağıyla aran nasıl abi? İlk olarak şöyle söyleyebilirim. Türkiye'ye ilk geldiğim zaman... Asil lokumları yedirdik bir düşünün sonuçlar. Evet konuşamıyorum. Şunu yutayım. Türk mutfağıyla aran nasıl? Seviyor musun bizim mutfağımızı? Aramla çok iyi. Seviyorum. Ben dönere çok bağlıyorum gerçekten. Haftada gerçekten 4-5 kere yiyorum. Fazla değil mi o? Fazla mı? Kuruluyum. O yüzden o çocuktan kebapları biraz Kore'de de vardı. Hmm. Ve dondurma. Evet. Daha yakın geliyor benim için. Fena değil. Sevmediğin tarafları ve başlayalım. Mantı çok... Yani yiyorum ama çok sevdiğim bir şey değil. Allah'ım sen nesini sevmiyorsun? Çok fazla baharat olmadığı için. Ne olmadığı için? Baharat. Baharat. Benim de... ben de yanlış söylüyorum ama senin yüzünden baharat diyorum ben de ya. Ne deniyor? Baharat. İlk geldiğim zaman pilav yedim. İşte pilav. O kadar garip geldi ki hani dedim ki hani bu pilavda hiçbir şey yok. Sadece şehriye. Bizim ülkede yok mesela. Pilav öyle bir şey katılmıyor. Yemek yiyemiyorum doğru düzgün. Böyle bir hafta falan alışamadım. Sürekli yumurta kızartıp yiyordum. Sonra yavaş yavaş yani alıştım yemeklere. Bugün karşılaştırmalı bir yemek tepkisi bölümümüz var. Tamam. Hem Türkiye'den bir yemek getireceğim. Hı hı. Hem de o yemeğe çok benzeyen başka ülkeden bir yemek getireceğim. Oo. Ve bunları karşılaştırarak hangisi senin damak zevkine daha uygun, hangisi lezzetli? Bunu söylemeni rica edeceğim. Hangisi olduğunu bilecek miyim? Evet zaten çok tamam. Bariz belli olacak. Gözüküyor olacak yani. Okay. İlk yemeğimizden hemen başlayalım efendim. Acıktım bir de. Junya tepkilerine bayıldım abi. Gerçekten. Burada lahmacun var. Evet. Burada pizza var. Pide mi? Pide mi? Değil. İçini aç. Aa evet adını unuttum ama. Pide de. Aklına ne giriyor mesela şu an isim olarak? Pidem. Pidem mi? Lahmacun. Hah lahmacun ya. Lahmacun ya. Şu an çok kararsız kaldım aslında. Çünkü lahmacun pek de böyle çok severek yediğim bir şey değil. Çok ince olduğundan dolayı ve hep yediğim yerde böyle kötü lahmacunlarla karşılaştığımdan dolayı olabilir. Lahmacun hiç sevmiyorum. Ciddi misin ya? Lahmacunla aram yok. Yedirmeye çalıştılar. Her şeyi denedim. Belki kötülerle karşı karşıya geldim. Ha belki kötü ama lahmacun mu yedin acaba? 10 senedir kötü lahmacun mu yiyorum? Hepsi mi kötü olur kardeşim diye? Hepsi mi kötü olamaz? Daha akşam yemeği biraz daha yağlı şeyleri yiyorum ama o öğlen yemek için bazen o... Bir iki tane çorba lahmacun. Ve lahmacun. Çok güzel oluyor. Kadıköy'de çok güzel yerler gerçekten. Valla. Evet. Tamam, sen yerlerde... Sen istesen ben al... sen beni götürmüyoruz oraları. Götüreceğim. Tamam. Lahmacun nasıl yenir? Onu bir gösterir misin? Nasıl? İçine ne koyuyorsun? Peki, nasıl yapıyorsun? Bir, tamam ya. Lahmacun yeme dersi vereyim bir. Sen gurmesin abi şu anda. Aynen. Şefsin. Böyle açılır. Kapalı yenmez. Ne yapıyorsun? Cun. Nasıl? Böyle yanman çok lazım. Çok sinirlendim bu arada şu anda. Böyle yani. Yanman lazım mı? Heh. Ha. Ama içine de biraz koyman lazım. Çok farklı çeşitlerde yiyorlar. Hani çatal bıçakla yiyenler de var. Ben hayatımda lahmacun çatal bıçakla yiyen hiç görmedim bu arada. Ben gördüm bu arada. Hani garsonluk yaptığım için ha, işte orada gördüm. Yadırgadın mı böyle bir... Ne yapıyorsun? Aynen ne yapıyorsun be? Hani elinle yesene falan gibisinden böyle içimden ufak söylemlerde bulunur. Genelde böyle dürüm şeklinde şey yapıyoruz lahmacunları. Önce yeşilliğimizi atıyoruz. Aynen yeşillikleri falan domateslere atıyoruz. İstediğin gibi önce yeşilliğini koy. Kadıköy'e gitmiş lahmacun yemiş ama. Allah'ım bir şey yapacak sandım. Bir de şunu unutamazsın. Evet limonsuz olmaz. Limonsuz olmaz. Aynen.
Adabını biliyoruz. Bilmiyor değiliz bak. Az koşuk koymuşlar ama. Bazen sinirleniyorum biliyor musun ya? Niye bu kadar az salata falan gönderiyorlar falan diye sinirleniyorum bazen böyle. Şu an mesela soğan olsa soğan koyar mıydı? Koyarım evet. Soğan da koyarsın. Yani dürüm yaparak yiyorlar. Böyle dürüm yapma şeklinde falan birazcık bildiğim için. Çok iyi abi. Ben sana bir bu şey şekilde. Değil mi? Müthiş. Afiyet olsun. Teşekkür ediyorum. Eline sağlık. Eline sağlık. Oğlum ben mi yaptım? Daha iyi oldu değil mi? Bu da güzel. Domates de çok güzel. Şunun lavaşla yapılması için onu daha çok seviyorum. Çünkü ince değil mi? İnce olduğu için seviyorum. Genelde ben çok fazla ekmeği sevmem mesela. İkinci olarak salata ile yenilmesini seviyorum. Çeşitli falan oluyor gibi. Bence şu ana kadar yediğim en iyi lahmacun olabilir. Üstündeki işte lavaşı mı diyelim hani ekmeği mi işte o biraz daha iyi. Okulda, iş yerinde, arkadaşlarla oturduğumuzda lahmacun varsa yerim. Ama hiç aramam. Hoşuna giderek yiyorsun yani. Yok, yemek diye yiyorum. Ha, doyayım diye yiyorsun. Aynen. Yani. Aç kalmıyorum açım, bugün diye. Açım, yemek, anladım. Ye. Eti küçük küçük var ya, o yüzden bu da yumuşak geliyor. Ben böyle düşünüyorum mesela. Türkiye'de yemek içinde etleri bazen çok sert geliyor. Hmm. Ama lahmacun içinde biraz küçük küçük olduğun için daha yumuşak ve yerken daha güzel geliyor. Bunun stratejisi yok arkadaşlar söyleyeyim. Aynen bunu böyle alıyorsun. Yani. Hemen yiyorsun abi. Neli pizza seviyorsun abi sen? Var mı bir favorin? Komik gelebilir ama pastırmalı. Pastırmalı? Ha. Bu da lezzetli ama çok normal pizza. Lahmacun gibi böyle şey yok. O tadı şey yok. O biraz acı tadı veya koku, güzel koku burada var ama burada hiçbir şey yok bence. İyi yani ama büyük ihtimal pizza yerdim yani lahmacunun yanında. Lahmacun yanında pizza mı yerdin? Yani lahmacunla pizza olduğunda büyük ihtimal pizza yerdim. Ha, pizza, çünkü ben de evet. Şey zannettim lahmacun istiyorum diye yanına pizza istiyorum diye anladım. Yok. Sen hangi tadı tercih edersin? Bence lahmacun daha güzel. Ekmeği falan daha kalın olduğu için büyük ihtimal tercihim bundan yana olurdu. Lahmacun seni doyurmuyor. İnce evet, hamurlu. Doyurmuyor, evet. 3 tane lahmacun ye. Normalde 4 tane yiyorum. Oha. Evet. Bunu tercih ederim. Pizzayı tercih ederim. Lahmacun. Lahmacun evet. Bu versus'ın kazananı oluyor Jordi tarafından. Jordi ne yapıyorsun? Hı? Ne yapıyorsun? Abi bunu yemeği yesim geldi ya bu lahmacun. Bir denesim geldi. Onun hepsini bitir. Şey vardır bilir misin? Bakkal amca bakkal amca unun var mı? Şekerin var mı? Suyun var mı? Ne duruyorsun? Helva yapsana. İlk defa duyuyorum bunu. Ben onu bir dipnot olarak söyleyeyim dedim. Evet. Ama maalesef bunun adını şu an unuttum. Biliyor muydun? Evet, çok gördüm sokakta. Abi ismini unuttum ya. İkisinin de mi? Bunu zaten bilmiyorum. Bunu biliyorum ama ismini unuttum. Halka tatlısı diye biliyorum. Halka ama tatlısı, bunu doğru. Bilmiyorum ne olduğunu. O churros abi. Churros. Bu şey var ya, bilmiyorum görüntüsü mü? Yemediğim değil. Bak yanlış anlamayınız. Yiyebiliyorum. Ama çok bu şey lahmacunla aynı bro. Halka. Halka mı? Aa ben bu kelimeyi bilmiyorum. Halkayı çok... bilmiyor musun? Evet. Mesela şey vardır Japon korku filmi. Halka. Korku filmi. Halkanın şeyi neydi ya İngilizcesi? Japon korku filminin. Şöyle halka tatlısının diğer adını biliyor musun? Yok bilmiyorum. Kerane tatlısı. Kerane tatlısı. Çok garip bir ismi varmış. Kerane tatlısı denir. Onun hikayesi de şu. Osmanlı döneminde kerhaneye giden adamları kapının önünde işte seyyar satıcılar bunları satarlarmış ki güçlensinler içeriye girdiklerinde. Okey. Diye yaparlarmış. Oradan da bir isim kalmış yani. İhtiyacım olmadığından belki hiç sevemedim. O da olabilir. Ben seviyorum kardeşim falan diyor. Bize göre sağ tarafta olan da churros. Churros İspanyol tatlısı. Hı hı. Benzer şekiller yapılıyor. Tabii şerbet yok sadece. Halka tatlısında şerbet var. Okay. Halka tatlısından abi buradan başlayalım. Evet. Nasıl? Buna şaka yapmıyorum. Karışmıyorum. Şey bile yap. Neyse. Yedik abi. Kat. Sesi geliyor. Ne sesi geliyor? Kat kat. Güzel böyle işte yağda kavrulmuş.
hamur tatlı şerbetiyle üzerine dökülmüş ya da bekletilmiş. Bu tarz tatlıları severim. Ama benim için biraz şekerli geliyor. Ama tadı güzel. Evet. Güzel, yani fena değil. Çok şekerli ama fena değil aslında yani. Şimdi yani. Normalde yiyeceğim şeyler değil. Yani böyle oturacağım ve bunu yemek istiyorum. Ama güzel yani. Benim ailemde tatlı yemezdik. Hiç. Ben de alışamadım bir türlü. Şu ana kadar öyle. Bu çok ağır geliyor bana. O şerbet falan filan. Şerbeti. Hı-hı. Bunu hiç yemedim. Çurosu ilk defa deneyeceksin. İlk defa burada yiyeceğim. Tamam. Hadi bakalım beğenecek misin abi tadını? Bir de sanırım bunu... Ha, bol bol batır şöyle. Oo. Bu da güzel. Bunun şerbetsiz hali. Bunu daha çok sevdim. Gerçekten. Evet. Bu çikolata etkisi mi var peki şu an? Çikolata etkisi var. Şu an çikolatası deneyeceğim. Tamam, deneyelim. Evet, mantıklı. Bunu tercih ederim. Gerçekten. Evet. Biraz daha şey ya. Bu biraz sanki tuzlu, biraz tuzlu oluyor bu. Karşı bir tadı var. Bir de bununla çok iyi gitmez yani bana göre. Öyle mi? Evet. Beğenmedin mi çurosu? Ben şunu beğenmedim. Bu daha tatlı. Bu daha lezzetli. O yüzden zaten bunlar çikolata koyalım demişlerdi. Evet. Yoksa lezzetsiz bir şey ya. Tadını alamıyorsun yani. Tadını ama alamıyorum. Çikolatayla nasıl? Çikolatayla ikisinin birleşimi? Çikolatayla okey. Ama çikolata olmadan bicacık etmez. Bu eder. Bu iki tatlıdan abi hangisini tercih ediyoruz? Bunu tercih ederim abi. Halka tatlısı. Diğer adı neydi halka tatlısının? Kerane. Mesela iki tane varsa bunu... Bence churros seç. Churros. Evet. Bunu daha çok sevdim. Aynı böyle bir waffle'ımsı tadı var. Bir de ekstra olarak çikolatayla biraz daha farklı bir güzel bir tad aldığını düşünüyorum. Seçeceksen bunu seçeceğim. Çikolatayla pek aram yok. Sürekli espri yapıyorum da çok komik değil ama yeterli çikolatalıyım falan. Ya oğlum ya. Gerçekten bir türlü sevemedim çikolatayı. Şunu da soracağım abi. Hangi Türk'e sorarsan sor, Türk mutfağını dünyanın bir numaralı ya da işte en iyi 3 mutfağı arasına falan sokarlar. Sence Türk mutfağı dünyanın bir numaralı mutfağı mıdır? Bence bir numaraya girebilir. Bir numara benim köydeki mutfak. Onunla doğdum, onunla büyüdüm. O tadı köye döndüğüm zaman, yediğim zaman oh hayat varmış falan diyordum. Çok iyi. Bir numaralı değil. Bence. Bir de kim var mesela sence? Çinli yemekleri güzel oluyor bazen. Sen uzak doğu yemeklerini seviyorsun. Afrika'nın yemekleri de güzel bence. Hı hı. Türkiye üçüncü sıra olabilir. Bence birinci olabilir. Çünkü ben başka Avrupa'ya da çok gittim ama çok özür dilerim ama orasının yemekleri o kadar çok beğenmedim. Mesela İngiltere var ya, İngiltere orada sadece chips ve o baldık şey var. Veya ben Amerika'da da çok değil ama gittim. Hı-hı. Ve orada da sadece çok yağlı hamburger ve pizzaları var. Evet. Ve onların orijinal yemekleri o kadar çok yok. Hı-hı. Ama Türkiye'de gerçekten çok orijinal falan şey çok var. Aa, geliyor. Aa, çok seviyorum. Teşekkürler. Bu türkü, bu dünyaca. Bu... Hamburger. Evet. Köfte. Bir tane hamburger var. Bir de işte göremediğim için ekmek arası köfte var. Et topları gibi. Et topları. Et topları. Köfte mi bu? Evet. Köfte. Ben köfteyi de çok seviyorum. Gerçekten mi? Evet. Köfte sevilir abi çünkü yani köfte sevilmez. Şimdi aslında ikisi de birbirine benzer iki yiyecek diyebiliriz. İkisi aynen, de ikisi de köfte. Biraz farklı tarz tabii köfte. Orası aynen. Ayrı ama ikisinin de içinde bileyim domatestir. Turşudur vesaire böyle benzer şeyler aslında konuluyor. Severim. Köfteyi severim. Bulduğumda yiyorum yani. Bulduğumda kaçırmam mı diyorsun yani? Köfte güzel. Bir ekmek arası köftenin tadına bakarak başlayalım mı? Olur. Tamam. Afiyet olsun. Teşekkür ederim. Köfte. Oğlum niye benim suratıma bakarak çiğniyorsun ya? İşte onu. Bak bu öyle çiğniyor hiçbir şey demedim. Güzel. Sırada bak. Gayet klasik köfte. Güzel. Turşu olayı güzel. Turşuyu seviyor. Bazısı mesela turşu sevmez. Zamanla alışılan bir tamam. Tad. Ben de hiç turşu sevmezdim. Şu an there you go. Al sana turşu. Güzel. Beğendim. Çok güzel. Ve sıcak şu an. Çok güzel. Ama biraz acıktığım için çok güzel. Daha geziyor. Yani genel olarak iyi ya. Ben lezzetli. Çok lezzetli ve evet. Çok
söyleyeceğim bir şey yok bununla ilgili de. Bir de o zaman hamburgerimizin tadına bakalım. Bu da zaten Amerika kültüründen çıkmış ve bütün dünyaya yayılmış bir yemek. Tamam. Hamburger tabii seversin değil mi yani? Sevmeyen yoktur. Bana cevap vermeden yemek yemeyi tercih etti Joel. Hamburgeri severim. Et biraz o kadar çok sütlü değil gibiyim. Sütlü mü? Sütlü değil. Sütsüz gibi geliyor. Sütsüz? Evet. İçinde. Sulu. Mesela sulu, ya... Sulu, süt değil, dur dur. Su. Pardon, sütlü değil. Su. Hamburgerden içindeki köftesinden bir yapay tadı alıyorum. Köftedense direkt böyle işte et tadı, hani baharatların yoğun olduğu bir tad alıyorum. Çok daha iyi abi. Oğlum niye öyle diyorsun? Ekmek arası köfte kötü mü ya? Yok, kötü değil. Ama hamburgerle kıyaslanmaz mı diyorsun? Evet. Hamburgada belki çok ben koku hissediyorum genelde. Ama neden bilmem ama köftede o kadar çok koku şeyler yok. Ve daha yumuşak geliyor benim için. Yani işleyiş şekli biraz daha güzel geldi bana yani. Mesela eti güzel geldi. İçinde olan şeyler daha güzel geldi. Ben nasıl anlatacağım sana abi yani. Bu daha güzel geldi yani. Buradaki et daha lezzetli. Ama buradaki cheddar ve burgere koydukları başka soslar onlar da bir lezzet. Yani arasında kalıyorsun anladım, o yüzden. Anladım. Bunu bütün yiyeceklerden sonra soracağım abi. Hmm. Ekmek arası köfte ve hamburger arasında hangisini tercih ediyorsun? Hamburger abi. Tercihim köfteden yana olacak. Niye? Bana daha böyle gerçekçi böyle et tadı ve baharatlarında işte daha güzel olduğunu hissettiriyor. Bence köfte daha güzel. Evet. Buradaki et ve ekmek, buradaki et ve ekmek arasında kalırsak her türlü bununla devam ediyorum o zaman. Her türlü köfte ekmeği tercih ediyoruz. Yemeklerimizi yedik. Evet. Tatlılarımızı yedik. Evet. Geriye tek bir şey kaldı. Onu da şimdi getireceğiz. Belki... Ne kaldı? Çay mı? Değil. Değil. Değil, gerçekten. Değil. Bu niye daha büyük? Ayrana benziyor ya da süt de olabilir. Evet, ayran bu. Bunu bilmiyorum. Burada ayran var. Bravo. Büyük ihtimalle. Bunu bilmiyorum. Latte gibi gözüküyor. Değil. Değil. Ayranla latteyi kıyaslamıyorum. Ayranımız var. Bize göre sol tarafta duruyor. Sağ tarafta ilginç bir içecek var. Hindistan'da. Mango lassi. Burada bir Hintli var da. Sen Hintli misin? Mango lassi var. Mango lassi. Hiç duymuş muydun? Hiç duymadım. Hiç duymadım. Bir evet. Hint içeceği mango lassi. Ve dünyanın en lezzetli yiyecekler, içecekler sıralamasında şirketlerin evet. yaptığı mango lassi her zaman o sıralamada yer alır. Tamam. Çok lezzetli olarak görülür. Hazır olduğunda bir ayranın tadına bakarak başlayalım. Tamam. Mesela bir dikişte içebilir misin onu? Bir dikişte içebilir misin? Bir dikişte ne demek? Dikiş. Dikiş ne demek ya? Bir tadına bakabilir miyiz? Klasik ayran. Gittikçe yüzü gülmeye başladı abi çocuğun. Ayran severim. Her türlü ayran severim. Ve üniversitede arkadaşlarla halı sahaya gidiyoruz. Halı sahadan sonra atıyorum ya da öncesinden yemek yiyip gidiyoruz ya. Herkes kola isterdi. Ben ayran isterdim. Ayran yani Türkler kola istiyor. Ben ayran istiyorum. Mesela o kadar seviyorsun. Bana bu nedir ya falan onlar şaşırıyordu bana. Onlar nasıl Türk ya kola içiyor, ayran içine laf ediyorlar. Böyle bir şey olamaz ya. Yani ben ayran seviyorum. Normal biraz. Çok sevmiyorum ama bazen içiyorum. Çünkü bu biraz özel bir şey. Ama mesela Kore'de kadınlar o çok yoğurt falan şey seviyor. Ama genelde erkekler yoğurtu falan şeyini o kadar çok beğenmiyor. Neden bilmem. Bu kültürel bir şey o zaman değil mi orada? Kültür gibi değil. Çünkü sadece o gençler için de öyle. Hmm. Kadınlar çok daha zayıf olmak istiyor. O yüzden onlar seviyor. Mesela bir erkek mesela orada bir yoğurtlu bir şey yese. Evet. Böyle yanındaki diğer erkekler şey de yapar mı böyle? Kız mısın? Niye? Gibi. Öyle yapıyorlar. Gibi. Bazen oluyor evet biraz. Her türlü sevilir. Her türlü sevilir. Şimdi geçiyoruz mango lassi abi. Mango lassi. Dünyanın en bilmem neymiş. Gerçekten bak, öyle bu arada. İlk defa içeceğim. Bunu hiç beğenmedim ya.
neler düşündün oğlum? Ne bir Allah'a ne düşünüyorsun mesela şu anda? Şey ya, bunun tadı yani ilk aldığında güzel oluyor. Bir de sonradan sanki ahşap ahşaptan bir şeyle çıkarılmış onu. Oğlum ondan sonra. Bunun tadı çok farklı geliyor. Ben biraz böyle tadını beklemedim. Bence bu daha biraz hafif geliyor. Hafif ve içine belki o coconut var belki. Mango. Mango mu? Mango, evet. Ama coconut gibi geliyor. Bunun içinde süt var galiba. Kakulenin tadı alıyorum. Evet, evet. Böyle içtiğin zaman oradaki farklı lezzetlerin hepsini bir anda alıyorsun. Şu biraz şekerli. Tamam, onun özelliği var. Yani biraz tatlı oluyor. Bunu ilk içince güzel oluyor. Ondan sonra sanki bir toz koymuşlar içine böyle. Bir ahşaptan toz almışlar falan. İçini koymuşlar. Yani biraz set geliyor. Ağaç daha yeni küçükken yetişir ya, böyle yeşil olur şeyleri. Böyle sapları. Aynen. Biz işte çocukken falan onları böyle işte oynayıp böyle ağzımıza sokuyorduk. Öyle bir tad geliyor. Hani yeşilimsi böyle bir ağaç tadı olur ya. Yani hiçbir şeyin yanında yenmez ki. İçilmez yani bu. Bu iki içecek arasından hangisini tercih ediyoruz abi? Bence ayran. Ben ayran diyorum zaten. Ayran milli içkimizdir. Milli içkimizdir. Aynen öyle. Ben şunu seçerim. Uyandığımda içerim. Günün ortasında içerim. Uyumadan içerim. Yemeğin yanında içerim. Her türlü. Tek başına içerim. Her türlü bunu içiyorum. Evet. Bunu keyif. Canım çekti. Ve bunu çok arayacağımı düşünmüyorum. Ama ayran arar mısın? Bravo. Şey, şu üstündeki şeylere çıkarsak, şu ahşap gibi olan çıkarsak. Ahşap diye evet. Bunu tercih edemem. Evet. Onu tercih edersin. Evet. Abi senden ricam, bir tadına bakar mısın? Güzel yapmış mıyız? Merak ettim ben. Ama ilk defa safranlı desi içiyorum. Gerçekten mi? Safransız mı normalde yapılır? Safran tabii ki çok pahalı olduğu için. Ha. Böyle lüks abi sofralarda bu... safron. Dur, abi dur, deme bir şey. Dur. Lüks. Anladım ne diyeceğini. Devam. Hadi tadına bakalım. Hı hı. Bu şeydir, bok gibi yapmışsınızın hırsı gibi gerçekten. Yani tadı fena değil. Evet. Vaa güzel. Gerçek mango mu kullandınız? Evet. Nereden buldunuz? Marketten. Asıl olayı mango. Yani mangonun iyi olması gerekiyor. Ha, onu bilmiyorum. Ondan işte. Dolayı birazcık ama tadı güzel, beğendim. Videomuzun sonuna geldik Jorlicim. Çok teşekkür ediyoruz katıldığın ben için. Ben teşekkür ediyorum. Var abi mı söylemek istediğim bir şey? Yok ya. Çok teşekkür ediyorum, söylemek istiyorum sadece. Teşekkürler. Şey. Evet. Kapanış konuşmamızı kendi dilinde, öz dilinde yapmanı rica etsem. Evet, yaparım. Bunu daha önce Swahilice'de yapmadım. Gerçekten. Hadi yapalım. Hadi hayırlısı bakalım. Nimefurahi sana kukuja katika kanali hii kufanya hii programı. Na ningependa wanaotizama programı hii wasisahau kuingia na kuwa abone wa... abone diye bir şey yok mu Swahilice'de? Abone diye bir şey yapalım. Ben yani, normal dinliyorum ya. Aziz dostlar, videonun tam hoşa kılgeniz için Katta Rahmat. Kanalga abone olup, like koyup, yorumlarga patpisaçlar kılıçtı unutmayınızlar. Evet, teşekkür ediyoruz. Güzel. Geçmiş olsun. Nasıl söylebiliyor? De ki önce. Bizi izlediğiniz için teşekkürler. Teşekkür ederim. Abone ol de. Abone ol de. Hayır. Sen de. Abone ol. Sen de. Oğlum biz deminden beri Türkçe anlaşıyoruz. Şu an niye anlaşamadık ya? Pardon. Yarım saattir çok güzel anlaşıyorduk seninle.